Allah'ım biz burada alav alav diyoruz buna. Navruz bayramının gelişiyle birlikte Navruz bayramından 3 salı önce birinci salı, ikinci salı ve üçüncü salıda yapılan bir gelenektir bu. Buradan insanlar ateşin üzerinden atlarken şöyle bir ifadede bulunurlar. Ağırlığım, yani ağrılarım, hastalıklarım, derdim, belam, sıkıntım bir yıllık, yani yeni yıl olduğu için bir yıl üzerindeki bulunan sıkıntılar, ağrılar, hastalıklar bu ateşin üzerinde yansın, bitsin, kül olsun. Bu ateşin anlamı budur. Aslında bunu amacından saptırmışlar, lastik yakıyorlar, şudur, budur. Aslında o değil. Bunun amacı Navruz bayramının gelişi, ağaçların uyanışı, canlıların uyanışı, toprağın uyanışı, yeni bir senenin gelişi. Bir yılı geride bıraktık, yeni bir sene, yeni bir habere, yeni bir şeye ulaşıyoruz. İkinci bir yıla geçiyoruz. Bunun anlamı, Navruz'un anlamı, bu ateşi yakmaktaki maksat odur. Yani bir yıllık geride bıraktığımız hastalıklar, sıkıntılar, bu ateşin üzerinde yansın, kül olsun, gitsin. Yeni bir seneye sağlıkla, huzurla, mutlulukla, barış içerisinde çıkalım. Anam, oğlum, hepsi konuşuyor. Ağrılarım, hastalıklarım bu ateşin üstünde yansın, bitsin, kül olsun. Bu bayramda kızlar iğne iğne oynarlar. İğne iğne oynamaktaki maksatları şudur. Eğer iğneler su içerisinde kavuşuyorsa, kızla oğlanın isteği, niyeti yerine gelecek, kavuşacaklar demektir. İğnelere pamuk şey yapıyoruz, sarıyoruz, suda çeviriyoruz. Eğer niyetimiz, içimizde ettiğimiz niyet tutarsa, kabul olursa o iğneler birleşir suda. Ha, onda biliyoruz ki o istediğimiz yerine gelecek, olacak. İşte ne bileyim, ateş yakırız, su serpirik. Yani Navruz'u böyle karşılıyoruz, böyle kutluyoruz. Baharın gelmesini böyle kutluyoruz, böyle. Bugün Salih. Salih günü toplanarak bir araya kızlar. Salih günü toplanarak bir araya kızlar. Suyu getirirler. Haydi kızlar, iğne iğne oynayalım. Ortaya koyarlar güzel. İğne iğne, herkes niyetini tutar. Kim başlıyor şimdi? Ben atacağım. Bekle. İğneleri salarız içine, kızlarım niyeti yerine gelir, birbirine iğne tutarsa. Sen kitabı tatlı. Yok, bu ekti. Kavşayacağım. Tutmazsa niyetler yerine gelmez. Yani tek sevgili olarak değil. Evalan var, okuyan var. Mesela her imkanı olan mesele özne bir niyet tuttu. O niyet yerine gelirse niyetimiz değil, orada kabul oldu. Özellikle sıkıntısı olanlar, derdi olanlar, daha özellikle genç kızlar, evlenme adayı olan genç kızlar kapılara gider, sessiz sedasız. Efendim, kulak asar pencere altlarından, kapı altlarından kulak asarlar. Oradaki yapılan konuşmaları gelecekleri için olumlu ya da olumsuz yorumlarlar. Orada bu iş bilindiği için bu günler hududu içerisinde kimse fazla olumsuz şeyler konuşmaz. Herkes güzel konuşmaya, İyi konuşmaya gayret eder. Durumumuz müsait olduğu müddetçe ben de isterim ki sen çok güzel bir yerde oturun, biz çok güzel bir yerde oturalım inşallah. Yani duruma bakar. Ama durum söz müsait... ver, alak mı? Alacak mısın? Elbette ki almak isterim. Almak isterim ama paramız yetmeyebilir. Kredi çekersen ise yeter, paran var. Hayırlısı inşallah. Bakar. Önce bir gidelim bakalım. Ha, tamam. Semtine falan. Hoşumuza giderse biraz da sıkıntı çekeriz. O zaman senin şeylerinden kısmam lazım ama.
Tamam, sen yeter ki al. Tamam. Diğer masraflarından bu bayramda işte yaşlılar ziyaret edilir, yakınlara hediyeler alınır. Bizim buradaki dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz, anlatılanlar, duyduklarımız, işte niyetlerin oluşması, yeni yıla çıkmamız, daha sağlıklı, daha mutluluk içerisinde, barış içerisinde, huzur içerisinde yeni bir seneye, yeni bir yıla giriştir. Bunun anlamı budur, bu ateşin anlamı.